Nesim Güngen'le devam edeceğiz fenomen dosyasına. Hı hı. Şimdi Gökhan Göz kasası adı altında gözaltına alınacaktı ve onunla ilgili bir gelişme var. Çünkü firari gözüküyor hala Gökhan Göz. Sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve Nesim Güngen bakalım ifadesinde hangi suçları kabul etmiş, hangi suçları etmemiş. Bir izleyelim. Olay, olay, olay. Türkiye fenomen Nesim Güngen'i konuşuyor. Yaptığı lüks paylaşımlarla dikkat çekti. Takibe takıldı. Hesaplarında 1,5 milyar lira şüpheli hareket tespit edildi. Gözaltına alındı. Nesim Güngen'in hakkındaki iddialar çok ağır. Örgütü kurmak, kara para aklamak, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık. Yemin et bana, bu çeşme aktığı sürece beni sevecek misin? Yemin ederim ki, bu çeşme aktığı sürece, hatta kurusa bile benim kalbimdeki aşk sönmeyecek. Savcılıktaki ifadede önce kocası İnanç Güngen suçu ona yıktı. Hiçbir şeyden haberim yok, cihazların belgelerinin sahte olduğundan haberim yok. Her şeyi Nesim yaptı. Sonra çalışanların Nesim Güngen'i ele verdi. Kullandığımız estetik kremler ve malzemelerin yan etkilerinin ölümle sonuçlanabileceğini biliyorduk. Bize bunları kullanmayı Nesim Hanım zorladı. Ve tutuklandı. Bu ifadelerin ardından birçok güzellik merkezlerinin sahibi fenomen Nesim Güngen, eşi İnanç Güngen ve beraberlerindeki 17 kişi suç örgütü kurmak, kara para aklamak ve belgede sahtecilikten tutuklandı. İtiraf ve kasası olduğu iddia edilen firari Gökhan Göz'ün sevgilisi olduğunu itiraf etti Nesim Güngen. Gökhan sevgilim. Güngen daha önce yaptığı bir paylaşımda kocası İnanç Güngen'in kendisini aldattığını ağlayarak iddia etmişti. Benim bu hayattaki en büyük kalem ailemdi. Çocuklarımın babasıydı. Güvendiğim, ikinci kez evlilik yaptığım adamdı. Ama bu süreçte bana en büyük yanlış şey mi attı? Bunu bilmenizi istiyorum. Bu süreçte 6-7 kere eve gelmedi. Öğlen 2'de geldi, öğleden sonra 11'de geldi. 1'de geldi. Sonra öğreniyorum ki ***'la beni aldatıyor. Ve diyor, gelip pişkin pişkin bana diyor ki bundan sonra ben böyleyim, işine gelirse diyor. Peki Nesim Güngen'in sevgilisi olan Gökhan Göz kim? Nesim Güngen suç şebekesinin bir parçası olduğu iddia edilen Gökhan Göz'ü Türkiye bu silahlı görüntüsüyle tanıyor. Silah çekmişiz ve bu Şile Emniyeti benim için. Ben Gökhan Göz'üm. Tamam, teşekkür ederim. Evet, bu firari ve kendisine iş insanı diyen Gökhan Göz şu anda polis tarafından Nesim Güngen'in kirli para kasası iddiasıyla aranıyor. Flaş, flaş, flaş. Gökhan Göz ortaya çıktı. Polisin her yerde aradığı firari Göz, sosyal medyasından hakkındaki iddialarla ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Kendimizi resmi yerlere açıklama yaptıktan sonra kamuoyuna da bilgilendirmemizi yapacaktık. Yok artık! Türk polisi ve Türk yargısıyla resmen alay ediyor Gökhan Göz. Lakin şu anda sağlık problemleri yaşadığım için henüz ifade vermeye gidemedim. İfademizi verdikten sonra tüm detayları da sizlerden paylaşacağımı hiç şüphe duymayasınız. Beyefendi kendini ne zaman iyi hissederse o zaman gidecekmiş ifadeye. Gelelim Nesim Güngen'le sevgili olayına. Sadece 4 kere fiziken görüştük. Göz Nesim Güngen'le 4 kere beraber olduğunu, 5-10 kere de telefonla görüştüğünü söyledi. Sadece 4 sefer. 5-10 sefer de telefon görüşmesi yapmışızdır. Bunun dışında kendi işiyle alakalı yapmış olduğu işlerle alakalı hiçbir bilgim de yoktur. Suçlamaları kabul etmeyen firari Göz son olarak da hesaplarında 1 lira açık olması halinde vatandaşlıktan çıkacağını söyledi. Nesim Güngen konusuyla alakalı eğer 1 TL dahi bizim şahsımızın, şirketimizin bir açığı çıkarsa
Nesim Gülgen'in konusuyla alakalı ben TC kimlik kartımı bırakacağımı ve vatandaşlıktan da beni atmalarını rica edeceğimi söyledim. Biz böyle lafları, büyük lafları konuşanları çok duyduk efendim, çok duyduk. Evet. Duyduk sonra gülgül öldük değil gül mi? Öldük. Geldikleri noktaya. Evet, evet, o büyük cümleleri. Şimdi kocası, çalışanları, herkes ifadesinde Nesim Gülgen bize zorla yaptırdı diyor. Kocası diyor ki ifadesinde benim hiçbir şeyden haberim yok. Nesim yapıyor her şeyi diyor. Çalışanlar diyor ki yan etkileri olduğunu, zehirli maddeler olduğunu biliyorduk biz o satılan ürünlerde. Ama zorla satış yaptık diyor. Kara para aklama ve belgede sahtecilik suçlarıyla tutuklandı Nesim Gülgen ve eşi. Şimdi ben burada başka bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Aslında şu güzellik merkezleri operasyonu adı altında. Burada çok enteresan başka bir şey daha ifşa olmadı mı? Evli bir kadının bir adamla ilişki yaşadığı çıktı. Ya sevgililermiş. Bu sevgililermiş. Bu Nesim Gülgen değil miydi bundan 2 ay önce, 1 ay önce? Kocam beni aldattı. Ağlaya ağlaya videolar. Ailem bir yıkıldı, bir itti diye. Ya ben bu tiyatroya, yani bunlar nasıl bir tiyatro ya? Benim diyen tiyatrocu bunu oynayamaz ya. Hayretler içerisindeyim. Allah aşkına bu nasıl bir riyakarlıktır? Bu nasıl bir tiyatrodur? Yani gerçekten korkunç, tüylerim diken diken oluyor. Yani bunu da söylemeden edemeyeceğim. Sonra diyorsun ki çıkıp helal paradan, helal kazançtan alnımın teriyle para kazanıyoruz diyorsun. İnsanlarınızı araştırsın diyorsun. Evet, böyle diyorsun. Gelene. Ondan sonra insanlara helal para kazandığını ve bu kadar zenginliğe ulaştığını söyleyip insanlara yanlış yönlendiriyorsun, yanlış bilgiler veriyorsun, özendiriyorsun. Yani gerçekten korkunç. Ayrıca tabii ki de insanların özel hayatları beni ilgilendirmiyor. Onu da belirteyim. Ama şu bir gerçek ki ne halleri varsa görsünler. Umurum değil. Ama benim içime sindiremediğim ve yediremediğim tek bir şey var. O hani ev hanımlarımızın 3 kuruş eşlerinin verdiği parayla biriktirerek sakladıkları o parayı gidip sahte iple, sahte kremlerle o insanlara bu uygulamaları yapmasını kesinlikle ve kesinlikle bir vicdansızlık olarak değerlendiriyorum. Ve bu tip insanların, bu insanın da en ağır suçla cezalarını çekmelerini istiyorum. Evet, yargılansınlar. Yani bir iddianame ortaya çıksın. İddianamede çok ilginç iddialar olacağına eminim ve bizim bu konuda, Nesim Gülgen konusunda bilmediğimiz başka detayların da, devletin bu kadar güçlü bir şekilde bu işin üzerine gitmesinin sebebinin, devletin savcısının ulaştığı kanıtlar olduğuna eminim. Deliller ve tanıklar. Şimdi burada Nesim Gülgen'le Dilan Polat arasında çalışanlar konusunda bir fark var. Dilan Polat'ın duymadık hiçbir çalışanın Dilan Polat'ı ifşa ettiğini, Dilan Polat'la ilgili suçlama yaptığını. Çok enteresandır. Bakın 9 ay geçti. Hiç böyle bir şeye şahit olmadık. Ne o yoğun gözaltına alınma döneminde. Ama Nesim Gülgen'in çalışanları ilk günden Nesim Gülgen'i ifşa ettiler. Nesim Gülgen'in aleyhinde konuştular. Nesim Gülgen'in yaptığı yanlışları, hataları bir bir anlattılar polise. Bu da çok enteresan bir durum. Bir başka ilginç ayrıntı ise Nesim Gülgen'in kocasının bundan 2 ay önce boşanma dilekçesinde aile mahkemesine sunduğu boşanma dilekçesinde her şeyi ben yaptım. 2 şirketi de ben yönetiyorum. Her şeyle ben uğraşıyorum. Ben çalışıyorum. Nesim Hanım bir şeyle pek ilgilenmiyor derken şimdi burada gözaltına alınca polise ve savcıya verdiği ifadede tam tersi konuşma yapması, Nesim Gülgen'i suçlaması, her şeyle o ilgileniyordu anlamında konuşma yapması, bunlar da çok ilginç tezat ve davanın savcısının gözünden kaçmayacaktır bu çelişki diye düşünüyorum. Kesinlikle doğru düşünüyorsun. Çoktan boşanırlardı Dilan, Engin Polat da, Nesim de, kocası da. Ama bunların evliliği bir ticari anlaşmaya dönüşmüş. Ağız birliği yapmışlar, para gelirken yuvayı yıkmıyorlar. Yoksa senin kocan ya da senin karın böyle bir hata yapacak sana, anında bütün bağını kesersin, hayatına yoluna devam edersin. Ama bunların evlilikleri bir ticari anlaşmaya dönüşmüş. İnanç Bey ile Nesim'in de aynı şekilde aynı durumdalar. Dilan Polat ve Engin'le. Sadece Engin'le Dilan birbirini hiç satmıyor. Çalışanları da birbirini hiç satmadı. Ağız birliği yapılmış durumda. Aradaki tek fark bu. Yani Nesim Gülgen bu Gökhan Göz'e ne oluyor ya? Oradan gider yapıyor. Gökhan Göz bütün Türk kamuoyuna ve devletin ilgili kurumlarına, sen kimsin ya? Sen bu hakkı kendine nasıl buluyorsun ya?
Nasıl gittiğin, kaçtığın ülkeden Türkiye'yi böyle şey altında bırakacak, zan altında bırakacak kurumları konuşma yaparsın ya. Hayır, sağlığım bunu... yerine gelsin de bilmem ne. Hayır, sen kimsin ulan? Hayır, adamı sinirlendirme yani. Sen kimsin? Kim oluyorsun ya? Bu konuşmayı ne hakla nasıl? Ben burada Sayın İçişleri Bakanı'na şunu söylemek istiyorum. Bakanlığa özellikle şunu söylemek istiyorum. Maalesef bazı kurumlarda her kurumda olduğu gibi bazı kurumlarda yanlış kişiler olabiliyor. Onlardan güç alıyor buna benzer kişiler. Suçlu ya da suçsuz demiyorum. Onu gelsin mahkeme karar verecek. Ancak hakkında şimdiye kadar öyle ithamlar duyuyorduk ki bu kişinin. Öyle ithamlar duyuyorduk ki. Şile'de mesela yaşananlar filan, Şile'deki arazisiyle, oteliyle ilgili yaşananlar filan. Yani bazı güçlerini kullanarak, bazı kişileri, devletteki bazı kişileri kullanarak olayların örtbas edildiği filan. Sayın İçişleri Bakanı, her şeyi düzeltiyorsunuz, her şeye el atıyorsunuz. Lütfen bazı kurumlardaki bazı kişileri de yani gerekeni yapın. Allah aşkına tertemiz, pırıl pırıl bir toplum olsun ya. Allah aşkına ya. O çoğu gösterdiği şey de onlardan alıyor bu gücü. Ona ait de değilmiş. O şov yapıyor. Kendini fenomen ilan etmiş. Bir kere gerçek bir iş adamı kendini Instagram'da böyle bile olmaz. Olmaz yani. Olmaz. Bu şovlara kalkışmaz. Takipçi almaz. Sosyal medya desteği falan almaz. Gerçek iş insanları kullanmıyorlar bile bunları. Evet, evet. Bu konularda özellikle genç kadınları uyarıyorum. Hani bu tip şeylere aldanmasınlar. Hayır, çünkü kendilerini çok farklı gösteriyorlar. Dört kere görüştük diyor sadece iş için diyor. Neslim için. Allah Allah. Dört kere görüştüysen sen niye firarisin? O 54 kişiden birisisin. Evet, evet. Nasıl oluyor bu? Ya şimdi ona gelene kadar akşam olur. Kadının kocası bile çatır çatır paraları yemeyi biliyor ama diyor ki ben bilmiyordum diyor ya. Yani şimdi sen nasıl bilemezsin ya? Bir insanın kocası eşine sorgulamaz mı bu paralar nasıl geliyor? Nereden geliyor? Bilmez mi? Yani bir kadın da kocasını sorgular, bir erkek de karısını nasıl sorgular. Nasıl haberim yok diyebiliyorlar ya. Nasıl haberim yok diyebilirsin kocası ya. Kocası aynı şeyi bak Neslim için söylemiş. Benim hiçbir şeyden haberim yok Neslim bile. Ya geçeceksiniz ya, milyonlar o işi. Geliyor evine. O işi geçeceksiniz. Sen bunun hesabını bu sormuyorsun nereden eşine. Geliyor demez misin ya? Ya hadi vallahi ya bıraksınlar derim. Bu işleri yani ya. Kim inanıyor buna Allah aşkına? Şahidi Şıracı olmuş bunlar. Evet evet 1,5 milyar lira para ikisinin hesaplarında dönen devletimizin tespit ettiği el koydu. 1,5 milyar lira para dönüyor. Yahu siz güzellik ilk gün söylemiştim Dilan Polat içeriye alındığında. Güzellik merkezleri, güzellik işi esnaf işidir. Mahalledeki bakkal, kuru temizlemeci, berber, kuaför, nasıl su satan, nasıl esnafsa esnaf. Güzellik işi yapan da esnaftır. Nasıl bu paralar kazanılıyor ya? Bu işi namusuyla yapan diyor ki ya günde 1000 lira 1500 lira ancak kazanıyorum ya da 2000 lira iyi günümde 3000 lira. Yani nedir bu 1,5 milyar lira para hesapta nasıl dönüyor o altınızdaki arabalar? Neslim Gülgen nasıl sahip oldunuz? Hep soruyorduk. Ne yazık ki tabii ki araştırması gerekiyor devletin ilgili kurumlarının. İncelemesi gerekiyor. Şahitlerin dinlemesi gerekiyor. Süreç uzuyor ortaya çıkması için. Nasıl sahip olduk? Ama ortaya çıktı. Ama İnsan işte sağlığıyla çıktı. Oynayarak, evet. Evrakta sahtecilik yaparak değil mi? Kara para evet. iddiaları Şimdi, çıktı. Tabii hepsi çıktı ama burada bir eş olarak Neslim Gülgen'in bir erkek ve bir eş olarak yani nasıl eşini sattığını da ortaya çıktı. Yani ya pişmanlık yasasından faydalanmak istedi. Oradaki etkin hangi etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi. Ya da ne bileyim yani Neslim Gürgün'ün ipliğini pazara çıkararak kendisini bu işten kurtarmanın peşinde gibi i̇şte geldi istediği bana. İstediği kadar yararlanmak istesin. İkna edemeyince edemiyorsun. Ahmet Gün de etkin pişmanlıktan yararlanmak için yalan beyan vermişti. Ne oldu? Ne oldu? Geri tepti. Nerede? Ne? Hala cezaevinde. Yani kurtaramazsınız yani bu işi. Tabii yani, tabii. Yani Ahmet... O paraları çatır çatır yemeden önce düşünecektiniz. Öyle. Haksız mıyım İlay Beyciğim? Suça karışmadan önce düşünecektiniz. Karışmadan önce düşünecektiniz. Hiç yani... kusura bakmayın yani. En ağır cezayı da alın. Siz insanların 3 kuruş biriktirdiği, kenara attığı, kendini iyi hissetmek için yapmak istediği yani ne bileyim yani çok kötüsünüz, pissiniz ya. Öf. O 1,5 milyar lira gidin para. Ya. 1,5 milyar lira parayla ne işler yapılır ya memlekette ihtiyacı olan insanların bir de suçu hafif göstermeye çalışıyorlar ya bu algı yönetimi yaptı o hesaplar üzerinden. Ne yapmış ki? Sadece vergi kaçırmış adı altında masum göstermeye çalışıyorlar bunu sayfalar üzerinden. Evet, i̇şte evet, kaç evet. farklı suça karıştıkları ortada belgelerle ay, sabit. Şimdi ay. Dilan